Jon Jones sonrası hafif ağır siklet adeta bir kaosa sürüklendi. Sürekli değişen şampiyonlar, sakatlıklar, berabere biten maçlar sikleti çıkmaza sokmuştu. Ancak bu durum Alex Pereira'nın hafif ağır siklete çıkmasıyla son buldu. Alex Pereira 1 metre 94 santimetre boyu, 2 metre 3 santimetre kol uzunluğuyla büyük bir dövüşçü. Orta siklette dövüşüyordu, kilo kesme süreci onun için adeta bir işkence haline geldiğinden, yaşı da ilerlediğinden hafif ağır siklete geçerek doğru zamanda akıllıca bir karar verdi. Kendisi bugünün en popüler, en aktif şampiyonu. UFC 300, UFC 303 ve pazar sabahı UFC 307'nin kahramanı olacak. 6 Kasım 2021 tarihinde katıldığı UFC'de 3 yıl bile dolmadan Khalid maçını da sayarsak 10 defa dövüştü. Bu inanılmaz bir sayı. Ortalama her 3,5 ayda bir dövüşmüş. Bu yıl hafif ağır sikletin eski 2 şampiyonunu nakavt etti. Jamal Hill ve Yuropa Raska'yı. İkisi de gösterişli ve can alıcıydı. İyiyim, bana bırak dedi. Sen dur dedi mi? İşte bu kadar. Bitirdi. İşte bu bitirdi, kadar. Bitiriyor. Alex Pereira bir solla bitirdi. Önce Herbdeen'i durdurdu. Sonra Jamal Hill'i. Alex buyurun i̇şte bu diyor. Meme. Pazar sabahı ise Siklet'in 8. sırasındaki Holly Roundtree ile karşılaşacak. Karşılaşma Dana White tarafından ilk duyurulduğunda insanlar çok şaşırdı, hatta eleştirdi. Magomed Ankalaev'e dururken, Alex'in karşısında beklenirken Siklet'in 8. sırasında bulunan Holly Roundtree'ye kemer maçını verme kimsenin tahmin edebileceği bir şey değildi. Ki durumu şöyle özetleyeyim. Bir ara temsilcimiz Ibo Aslan ile Holly Roundtree'nin adı da yan yana geliyordu. Ibo UFC'deki ilk maçına çıktı bu yıl. Holly Roundtree kemer maçından o kadar uzaktı. Ben uzun zamandır UFC'yi izlerim ve şunu çok iyi biliyorum. Organizasyon ve Dana White her bu şekilde eleştirildiğinde, baskı altında kaldığında o gece beklenmedik bir şekilde çok iyi geçiyor. Khalid Roundtree ve Alex Pereira karşılaşmasının kağıt üzerinde kötü gitme ihtimali yok dostlarım. Khalid bir Muay Thai'ci, Alex Pereira ise bir kickboksçu. Muay Thai ve kickboksun eşleşmesi bu karşılaşma. Khalid favori değil ama boş bir dövüşçü de değil. Acımasız, vahşi bir bitirici. Son 5 maçının 4'ünde rakiplerini nakavt etti. Bu defa yenilebilir, kaybedebilir serimiz eskiden beri izleyenler bilir. Favori dövüş üçünün rakibini bu seride tanır, neler yapabileceği hakkında konuşuruz. İki adamın fiziksel özelliklerinden, yeteneklerinden ve zaaflarından bahsederiz. Benim sevdiğim, duyururken ve hazırlarken eğlendiğim serilerden bir tanesidir. Siz de arkanıza yaslanın, videoyu başından sonuna kadar izleyin, en sonunda görüşlerinizi yorumlarda belirtin dostlarım. Neyse, Holly Roundtree her ne kadar eleştirilse de favori olmadığı karşılaşmayı kazanabilir. Çünkü bu bir MMA maçı ve Alex'in knockout olduğunu gördük. Hepsini sırayla tane tane konuşacağız ama ondan önce. Hala kanalıma abone değilseniz ki 100 bin olduktan sonra pek dile getirmedim ama videolarımızı izleyenlerin hala %65'i abone değil. Abone olmayı unutanlar olduğu için arada böyle söylüyorum. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Fazla uzattım. Hazırsanız hadi başlayalım. Poatan, günümüz MMA'nin kahramanı. Ağırısı en yüksek, en havalı dövüşçü kendisi. Başlarda onun sadece bir kickboksçu olduğu, İsrail Adesanya sayesinde hikayesinin oluşturulduğu düşünülse de Alex çok daha fazlası olduğunu 3 yılda bizlere kanıtladı. Her maçının hikayesini oluşturduğu intikamlar aldı. UFC'deki 9 maçının 5'i kemer için dostlarım. 3 yıl içerisinde bu kadar kısa bir sürede onun başardıklarını kimse başaramadı. İnanılmaz bir adam. Nisan 2023'te Israel Adesanya'ya nakavt olduktan sonra Jan Blachowicz, Yuropa Raska, Jamal Hill ve tekrardan Yuropa Raska'yı yendi. 11 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. 37 yaşında, rakiplerini bitirme oranı %82. Khalid Roundtree ise UFC'ye finalde kaybetmesine rağmen The Ultimate Fighter'la katıldı. Daha öncesinde yenilgisizdi, 5 galibiyeti vardı. UFC'ye yenilgiyle giren Khalid ikinci maçını da kaybetti. İlk roundda pes ettirildi. 2017'de iyi bir çıkış yakalasa da yılın sonunda yine yenildi. Fakat rakibinin yasaklı madde kullandığı öğrenildiği için karşılaşma sonuçsuz olarak işaretlendi. 2018'de Gökhan Saki'yi beklenmedik bir şekilde nakavt etti. Ardından Johnny Walker'a nakavt oldu. Sonrasında 2021'in Eylül ayına kadar çıktığı 3 maçın ikisini kaybetti. Birini hakem kararıyla kazandı. Baktığınız zaman Khalid Roundtree UFC'ye galibiyetiyle başlamamış, 3 yıl öncesine kadar iyi bir çıkış yakalayamamış, genel tabloda kötü bir dövüşçüydü. Hatta UFC'den kontratı alamayacağını düşündüğü için çevresindekilere Tayland'a taşınacağını, ömrünün sonuna kadar orada yaşayacağını söylemiş. 3 yıl öncesine kadar iyi gitmeyen kariyeri acımasızca bitirdiği Modestan Bukauskas maçıyla tekrardan hayat buldu. Modestas'ın dizine attığı oblik kickler rakibini sakatladı. Modestas 1,5 yıl kafese giremedi. Gerçekten ağır bir nakavt izlemesi zor. Sonrasında ise çıktığı 4 maçı da kazandı. O 4 maçın 2 tanesi Glory dövüşçülerine karşıydı. Bilmeyenleriniz için Glory bir kickbox organizasyonudur. Alex Pereira, Gökhan Saki gibi dövüşçüler Glory'de dövüşmüştür. İkisi de
de orada şampiyonluk yaşamıştır. Halil Glory'de dövüşen tüm rakiplerini yendi. 2018 yılında Gökhan Saki, 2022 yılında Carl Robertson'ı nakavt etti. Ardından yine o yıl Dustin Jacob'ı yendi. Karşılaşmalara birazdan geleceğim. Halil Roundtree bugün Siklet'in 8. sırasında ve ilk 5'ten kimseyle dövüşmedi. Son 5 rakibinin hepsi yenilgilerle karşısına gelmişti. Bir tek eski Glory dövüşçüsü Dustin Jacob'ın galibiyet serisi vardı. Halil Roundtree 34 yaşında 14 galibiyeti, 5 mağlubiyeti, 1 sonuçsuz karşılaşması var. Boyu 1 metre 85 santimetre. Bir hafif ağır siklet için biraz kısa. Kol uzunluğu 1 metre 94 santimetre. Ters kart dövüşüyor. Rakiplerini bitirme oranı %69. Alex Pereira'nın dik bir duruşu var. Kolları ve çenesi önde. Her ne kadar gardı açık gibi görünse de Alex Pereira'nın çenesine ulaşmak kolay değil. Büyük bir adam, kolları uzun ve önde, her zaman mesafeyi koruyor. Onu yakalamanızın tek yolu atağa çıktığı anda, mesafeyi kısalttığı anda vurmak. Boks mesafesinde iyi savunma yaptığı söylenemez. Rakibine baskı yaptığı anda ellerini aşağı indiriyor, mesafeyi kapatıyor. Genel olarak boğuşmadan, clinch'ten çekinir, rakibinin kendisini yere almasını istemez. Ki bu karşılaşma yere gitmeyecektir. İki adam da yumruklarını ve tekmelerini bizlere sergileyecek. Alçak tekmeleri, vücuda vuruşları oyununun en büyük parçası. Attığı tekmeler ve vücuda yumrukları sol kureşisinin yolunu açıyor. Fırsatını bulduğu anda ağır bir şekilde rakibini yatırıyor. Zamanlaması doğal olarak çok iyi. Söylediklerimi bir örnek ile daha iyi anlatabilirim. Sean Strickland maçı. Karşılaşmaya alçak tekmelerle başladı. Sonra vücuda yumruklarını ekledi, her zamanki gibi. Sean rakibinin vücuduna vurmasından rahatsız olduğundan dirseklerini vücuduna yaklaştırdı. Oraya darbe almamak için işte tam o anda Alex Pereira sol için hazırlanıyordu. Ama yine Sean Strickland'in vücuduna bakıyordu. Aşağıya gidecekmiş gibi gözleri aşağıda ama planı çok başkaydı. Sean Strickland'i de vücuda vuracağını inandırdıktan sonra bum, tek bir sol ve knockout. Halil Roundtree dediğim gibi hafif ağır siklet için biraz kısa ama çok patlayıcı, elleri ağır bir dövüşçü. Ters kart dövüşüyor, bu Alex Pereira için bir sorun olabilir. Alex daha önce de ters kart dövüşçülerle karşılaştı. Aslında burada rakibinin ters kart olması önemli değil. Önemli olan Alex Pereira'nın duruşundan dolayı sol bacağının önde olması, Halil Roundtree'nin oraya oblik kickler çıkarabilme ihtimali. Eğer Modestas'a attığı tekmeleri Alex'e de atabilirse bir yol bulabilir kendisine. Bulabilir ama vuruşlarını elinde ne varsa onu yüklüyor. Tüm gücüyle savuruyor. Bu da onu hem öngörülür yapıyor hem de daha çok yoruyor. Kariyerinde 3 defa Glory dövüşçülerini yendi. O maçlar arasında Dustin Jacob maçı çok önemli. Alex Pereira bir kickboksçuyken Dustin ile karşı karşıya geldi ve rakibini acımasızca nakavt etti. MMA'de Halil Roundtree az kalsın Dustin'i kaybediyordu. Maç boyunca Dustin Jacob çok daha fazla vuran taraftı. Halil sert ve ağır yumruklar çıkardığından Dustin zamanlamasını ve yumruklarının nereden geleceğini çözmüştü. Halil Roundtree ilk roundda çok aktif olmasa da ikinci roundda hızlı başlamıştı. Ama roundun son 2 dakikasına girildiği yorgun gözüküyordu. 3. roundda da yine yorgundu. Daha fazla hasar yarattı ama vuruş sayıları rakibinin yarısı kadardı. Kafa hareketleri yoktu. Son maçında da yumruk yediğini yakalandığını gördük. Anthony Smith çok çekez yakaladı Halil'i ki bu en büyük sorunu. Kafasını hareket ettirmiyor. Yumrukları bir kombinasyona dayalı değil. Çoğu zaman tek tek çıkarıyor ve Alex'e karşı da tek tek çıkarırsa karşılaşmayı kapatın ve uyuyun dostlarım. Alex Pereira'nın boks mesafesindeki defansının biraz zayıf olduğunu söyledim. Yuri Prohaska ile olan ilk maçlarının ilk roundunun sonunu hatırlayın. Yuri Prohaska isabet bulmaya başlamıştı. Halil Roundtree Alex Pereira'yı tellere itmeli. Tellerde yakalar, mesafeyi kısaltırsa isabet bulabilir. Bir Muay Thai'cı olduğundan gardı yukarıda, yüzüne yakın. Bu da Alex Pereira'dan gelen vücuda vuruşları alacak demektir. O eller vücudunu korumaya başladığında, aşağı indiği anda tıpkı Sean Strickland maçında olduğu gibi Alex Pereira'nın sol kureşisi devreye girecektir. Dediğim gibi Halil Roundtree ağır yumruklar atıyor. Atıyor da Alex Pereira karşılaşması Salt Lake City'de gerçekleşecek. Az önce Halil'in Dustin'e karşı yorulduğunu söyledim. Deniz seviyesinden 1320 metre yükseklikte bir yer Salt Lake City. Bu basıncın az olması demek, basıncın az olması demek de oksijenin az olması demektir. Oksijen az olursa dövüşçüler erken yorulur. Alex Pereira çok yorulan, efor sarf eden bir dövüşçü değil. Hareketlerine çok güç yüklemiyor. Ayrıca onun en büyük özelliği kısa mesafelerden bile sert yumruklar çıkarabilmesi. Alex Pereira gibi birine Halil Roundtree kaç round patlayıcı bir şekilde yumruk çıkarabilir? Çıkardı diyelim, ya yakalanmazsa ve karşılaşma uzarsa? Halil daha önce 5. roundu görmedi. Bir noktada kesinlikle nefesi kesilecektir. Aslına bakarsanız Halil Roundtree'nin defansında, nefesinde ve yumruklarında soru işaretleri var. Alex Pereira'nın seviyesinde bir dövüşçü değil, üstelik bir de 8. sırada. Fakat bir düşünün dostlarım. Kaybedecek bir şeyi olmayan, elleri ağır bir dövüşçünün ne kadar tehlikeli olabileceğini bir düşünün. Kağıt üzerinde, istatistiksel olarak Alex Pereira her konuda Halil Roundtree'nin üzerinde. Fakat başta da dediğim gibi bu bir MMA maçı. Halil'in kazanmasının iki yolu var. Birincisi üzerine baskı yapan, alçak tekme çıkaran Alex Pereira'yı kontrol ile yakalamak. Sağ kontrolü
kafaları iyi. İkincisi kombinasyonlarla Alex'i itmek, tellerde isabet bulabilmek. Alex Pereira nakavt olabilen bir dövüşçü. Daha önce nakavt olduğunu gördük, sallandığını da gördük. Eğer o şanslı yumruk gelirse Halil Rountree kemeri beline geçirebilir. İhtimali var mı? Var ama çok zor. Gerçekten izlemesi keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ayrıca kartın tamamı da çok iyi. Juliana Pena eski şampiyon Raquel Pennington'dan kemeri almaya çalışacak. Efsane Jose Aldo Mario Bautista ile karşılaşacak. Kevin Holland Roman Dolice, Stephen Thompson Joaquin Buckley maçları var. Oldukça keyifli maçlar dostlarım. Pazar sabahı uyanabilirsiniz. Uyanın ve karşılaşmaları izleyin. Sizlerin düşünceleri neler? Sizce Halil Rountree Poatan'a karşı o şanslı yumruğu bulabilecek mi? Yoksa Alex Pereira her zamanki gibi rekibinin fişini çekip yoluna mı devam edecek? Siz düşüncelerinizi yorumlara yazarken ben de yavaştan videonun sonuna doğru geleyim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.